Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yumuşacık, tadına doyamayacağınız dereotlu poğaça tarifiyle geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizlerin de ben malzemelerini hazırlamıştım. Malzemeleri sayarak sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar burada 4,5 su bardağı unum var fakat unu ölçülü bir şekilde koyacağım. Tam ölçüyü açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar 1 su bardağı ılık sütüm var. 1 su bardağı ılık su var arkadaşlar. 1 çay bardağı tereyağı var. 1 çay bardağı sıvı yağ var arkadaşlar. Dereotu var. 2 tane yumurta var arkadaşlar. Birinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Diğerlerini hamurun içine ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle 1 paket kuru mayam var. Siz isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket yaş maya kullanın arkadaşlar. Burada 2 yemek kaşığı toz şekerim, 1 tatlı kaşığı da tuzum var arkadaşlar. Şöyle malzemeleri bir daha göstereyim. Şimdi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar malzemeleri yoğurma kabıma alacağım sırayla. Önce mayamı ilave ediyorum arkadaşlar. Burada 1 paket kuru maya vardı. Bunu ilave ediyorum. Şöyle 1 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Şöyle 1 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Bir çay bardağı eritmiş olduğum tereyağını ilave ediyorum. Şöyle bir çay bardağı da sıvı yağım var arkadaşlar. Onu ilave ediyorum. Burada 2 yemek kaşığı toz şekerim vardı arkadaşlar. Onu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz vardı arkadaşlar. Onu da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Yumurtayı daha sonra ilave edeceğim. Şimdi bu yumurtayı arkadaşlar üzerine sürmek için ayırıyorum. 2 yumurtam vardı arkadaşlar. Birinin sarısını ayırmıştım. Diğerini tamamen hamurumuzun içine ilave ediyoruz. Şöyle unumu ölçülü bir şekilde yavaş yavaş ilave edeceğim arkadaşlar. Burada 4,5 su bardağı un var. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Artık spatulamı bırakıyorum arkadaşlar. Hamurumu elimle yoğuracağım. Şimdi arkadaşlar hamurumu toparlamadan dereotunu ilave edeceğim. Arkadaşlar burada benim 1 demet dereotum vardı. Onu ilave ediyorum. İnce ince doğradım arkadaşlar dereotunu. Evet arkadaşlar hamurum hazır. Hamuruma toplamda 5 su bardağı arkadaşlar un kullandım. Şöyle yumuşak fakat eli yapışmayan bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yumuşak olacak. Eli yapışmayan bir hamur olacak. Şimdi arkadaşlar hamurumu yarım saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Şöyle kapağını kapatıp hamur mayalandıktan sonra diğer aşamalarda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumu yarım saat kadar mayalanmaya bırakmıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok güzel kabardı.
Arkadaşlar şöyle hamurun havasını alıyorum. Şöyle hamurumu tahtanın üzerine alacağım. Şöyle ikiye böleceğim. Şöyle diğer yarısını hamur yoğurdum kabın içine aldım arkadaşlar. Şöyle biraz uzatıp. Şöyle kesiyorum arkadaşlar. Bir kısmını burada yuvarladım. Şöyle yuvarlaklar yapıyoruz arkadaşlar. Çok büyük yapmayalım arkadaşlar. Zaten hamurumuz kabaracak. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi dereotlu poğaçalarımı yuvarladım. Bir 10-15 dakika kadar arkadaşlar tepsi mayalanması için üzerini kapatıp bekleteceğim. Şöyle şu şekilde üzerini kapatacağım. Arkadaşlar bu poğaçalarımızın içi boş, peynir falan koymadım. Boş dereotlu poğaça bu. Şöyle arkadaşlar 10 dakika bekleteceğim. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 dakika beklettim tepsi mayalanması için. Şöyle göstereyim. Çok güzel kabardılar gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğim arkadaşlar. Fırınımda 180 derece alt üst ayarda ayarladım. Isınıyor. Şöyle ayırdığımız yumurta sarısını arkadaşlar çok az sıvı yağ ilave edeceğim. Şöyle biraz yaklaştırayım. Evet arkadaşlar, poğaçalarımızın üzerine yumurta sarılarını sürdüm. Fırınım da ısındı. Buna pişirmeyi götürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir otlu poğaçalarımı göstermek istedim. Şu anda fırında pişiyor. Çok güzel kabarıyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dereotlu poğaçalarım pişti. Çok güzel kızardılar. Bu poğaçalar arkadaşlar kabarmalara doyamadı. Şahane poğaçalar oldu arkadaşlar. Şöyle de altı da üstü de çok güzel pişti arkadaşlar. Mis gibi. Şöyle arkadaşlar yumuşacık. Şimdi ben poğaçalarımı arkadaşlar servis tabağıma alacağım. Şöyle. Mis gibi. Çok sıcaklar arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımın daha fazla büyüyebilmesi için kanalıma abone olmayı, abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı. Benim için beğeni ve yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.
Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok da bereketli, mis gibi dereotlu poğaçalar oldular arkadaşlar. Şöyle ben bir tanesini göstereyim. Yumuşacık arkadaşlar. Şöyle yumuşacık. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun.